bu Innerville tarihinde üçlü olarak ilk defa imzalanıyor. Edirne her zaman ilklerin başlangıcı oldu. Bulgaristan-Burgaz, İstanbul-Beyoğlu ve Edirne Innerville kulüpleri Margie Otel'de kardeşlik protokolü imzaladı. Toplantıya International Innerville Birleşmiş Milletler Cenevre Temsilcisi Gürru Erdiğer, Türkiye Bölge Başkanı Deniz Tezelman, geçmiş dönem 2015-2017 yılı International Innerville Board Direktörü Neri Borateva, geçmiş dönem Bölge Başkanı Müge Es, Bulgaristan Başkanı Olga Kostadinova, Beyoğlu Başkanı Esra Savaş, Burgaz Edirne ve Beyoğlu üyeleri katıldı. Edirne Innerville Kulübü Başkanı Emer Sezer, Bulgaristan Başkanı Olga Kostinova ve Beyoğlu Başkanı Esra Savaş üçlü protokolü imzaladı. Bulgaristan Innerville Kulübü Başkanı Olga Kostadinova, hoş geldiniz. Beyoğlu Innerville Kulübü Başkanı Esra Savaş, hoş geldiniz. Bulgaristan Burgaz Innerville Kulübü, Edirne Innerville Kulübü ve Beyoğlu Innerville Kulübü kardeş olacak. Bulgaristan, Edirne, Avrupa Kulübü, Dolmabahçe Kulübü, hepiniz bu güzel günde yanınızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Здравейте, скъпи приятелки! Вече можем да се наричаме така. С огромно удоволствие. Edirne Innerville Kulübü Başkanı Emel Sezer, Burgaz, Beyoğlu ve Edirne kulüplerinin kardeşlik protokolü imzalamak için bir araya geldiğini belirterek, bu kapsamda Edirne'de bir ilk yaşandığını kaydetti. Amaçlarının topluma hizmet etmek olduğunu ifade eden Sezer, amacımız kadın ve çocuklar olmak üzere onlara güzel projeler hazırlamak. Mühim olan komşu ülke Bulgaristan'la irtibatta bulunmak, beraber proje hazırlamak dedi. Bu yılda ilk defa üçlü bir kardeşlik protokolü yine Edirne'de ev sahipliği yapılıyor. Burgaz'dan gelenler oldu ve İstanbul'dan gelenler oldu. Edirne bu konuda bir köprü oluşturdu. Bir takım projeleri uluslararası ortak olarak yapabilmek için. Kardeşlik demek birbirini korumak, kollamak, ilişkilerini devam ettirmek demek. Biz de önümüzdeki yıl 3 Innerville kulübü, 2 ülke bazı projelerde ortak çalışmalar yapacağız. Onun için bizim amacımız topluma hizmet. Daha çok çocukları ve kadınları baz alarak onlara bir takım projeler hazırlıyoruz. Onların durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Yıllardır, 90 yılından beri bu devam ediyor. Çocukları okutuyoruz. En önemli o. Onun yanında da bazı projeler yapıyoruz.